Merhaba arkadaşlar, ben Okan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Dragon City oynamıyoruz. Ama Dragon City hakkında konuşacağız gençler. Videonun baştan görüp gelmiş olduğunuz üzere videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum gençler. Ve videonun sonunda gerçekten çok değişik şeyler öğreneceksiniz. Ve kahraman yarışında çok güzel ipuçları öğreteceğim sizlere. Şimdi buradan başlayalım. Kahraman yarışı diyor. Havuz denen bir şey var gençler burada. Ne demektir bu? Kahramanlık yarışında havuz görevin başına toplanacak maksimum eşya sayısıdır diyor. Havuz her zaman dolu başlar. Havuzu boşaltmaya başladıktan sonra yeni üyeler havuzu süresine göre dolduracaktır diyor. Yeni üyeler. Bu ne demek oluyor gençler? Her tur atladığınız zaman havuz dolu başlıyorsunuz. Ve havuzu bitirdikten sonra havuz boşsa daha fazla üye alamazsınız. Havuzda en az bir üye olmalıdır. Tur bilgilerini kullanın ve havuz hakkındaki detayları hatırlayın. Oyun size bu bilgileri söylemeyecektir diyor. Söylemeyecektir gençler. Orada size nasıl diyeyim yani. Toplayın. Şu kadar hakkınız var, şimdi toplayabilirsiniz falan yazmayacaktır. Bu 8 saatte bir yenileniyor. Ben bunun sürelerinde söyleyeceğim size. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ve buraya kadar gelsin de bir like atmayı unutmayın gençler. Video işinize yarıyorsa. Evet. Ve bu bekleme süresi ne anlama geliyor? Bekleme süresi yeni bir öğenin havuza eklenmesi için gereken süredir. Mesela havuz denen bir şey var. Orada 5 tane altın topladığınızda verecek elmas vardı. O kırmızı elmastan mesela. 5 tane tam şey yap topluyorsunuz. Ondan sonra bekleme süresi geliyor. Bu bekleme süresi bu anlama geliyor gençler. Bu havuz görevi tamamlayacak kadar büyük olmadığından önemlidir diyor. Değildir yani mesela. Havuz 5'liktir. Görevde 3 tane istiyordur. Bu zaman önemli değil. Ama 5 tane istiyordur ve havuz 3 tane ise bu zaman önemlidir arkadaşlar. İlk önünüz toplar toplamaz havuz yeni öğelerle yeniden oluşturmaya başlar diyor. Yani havuzu komple bitirdikten sonra havuzdan biraz çektikten sonra mesela su var. İşte hortum havuzu dolduruyor. Ve siz havuzdan biraz su alıyorsunuz. Su azalıyor ve o da doldurmaya başlıyor gibi bir şey. Anlamışsınızdır umarım. Minimum zaman ne demektir arkadaşlar? Minimum süre havuzun görevi tamamlamak için yeniden doldurulacağı en kısa sürenin hesaplanmasıdır. Bu da bekleme süresi deniyor. Havuzu boşalttıktan sonra yeniden oluşturmak için yeterli öğenin beklenmesi gerekir diyor. Bu da ne demek oluyor? Mesela siz tur atlıyorsunuz, yeni bir görev geliyor. Diyor ki meyve topla diyor, sebze topla diyor. Çıktıktan bir şeyler toplamanız gerekiyor. Ve siz 3 tane topluyorsunuz, geliyor. Ondan sonra gelmiyor. Siz toplamaya devam ediyorsunuz. Devam etmeyin arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız burada bekleme süresi var ve havuzun tekrar dolması gerekiyor. Bir oyundan çıkın, 1-2 saat sonra tekrar girin, ondan sonra havuz dolduktan sonra tekrar toplayın ve verdiğini göreceksiniz. Şimdi bu havuzun anlamıydı, nasıl kullanılması gerektiği anlamında birkaç bilgi verdim size. Kahraman yarış ipuçları diyor şu an. Kahraman yarış görevleri için altın toplamanın en iyi yolu diyor. Burada altın toplamanın en iyi yolundan bahsedeceğiz gençler. Altın toplamanın en iyi yolu daha fazla habitat sahibi olmaktadır. O altın topladığınız her seferde bir eşya şansınız olur. Ayrıca habitatınız altınla dolduğunda altın toplama şansınız daha yüksektir. Yani bu da demek oluyor ki altın maddesini kazanmak için habitatınızda ne kadar fazla altın varsa simge kazanma şansınız o kadar yüksek diyor. Altın simge artık görünmediğinde bu görünürdür. Altın toplamak kahramanlık yarışı için toplanması en kolay eşyalardan biridir. Daha fazla habitatın olması altın toplamaktan daha fazla ürün alma şansı demektir gençler. Toplayabileceğiniz altın miktarını hızlı bir şekilde arttırmanın bir başka yolu ejderhalarınızı güçlendirmektir. Kahramanlık yarışında ejderhalarınızı güçlendirmenizi gerektiren görevler için güçlerinizi kaydedebilirsiniz. Ama dakikada en fazla altın veren ejderhalara öncelik vermelisiniz diyor. Ya bu da ne demek oluyor? İşte efsanevi ejderhalar. Enderliği yüksek olan ejderhaları daha fazla yüksek seviye yapmanız gerekiyor diyor beyler. Şimdi kahraman yarışı görevlerinde yiyecek toplamanın en iyi yolu. Burası gerçekten çok önemli gençler, sonuna kadar dinleyin. Yiyecek toplamanın en iyi yolu en ucuz seçeneği tekrar tekrar satın almaktır diyor. Her yiyecek toplandığında yeni bir eşya toplama şansın var diyor. Bu yüzden her yiyecek çiftliğinde 50 altın opsiyonunu satın al ve en hızlı şekilde yap diyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? 14 tane çiftliğiniz var galiba. 14 tane çiftliğiniz var ve sizin buradan daha fazla şey toplamak istediğiniz için en düşük şekilde tekrar sayısını arttırmanız gerekiyor. Yani bunu sürekli denemeniz gerekiyor ki hem zamandan kazanın rakiplerin önüne geçin. Daha fazla yiyecek satın alınan ürünleri alma şansınız daha yüksektir diyor. Ama daha büyük yiyeceklerin bekleme süresi ve talep edilmesi daha uzun sürer diyor. Yani bu ne demek oluyor? Daha fazla altın veriyorsunuz ve daha fazla bekliyorsunuz. Bu da sizi rakiplerden geri düşürüyor. Bu yüzden her zaman back card grinder diyor. Yani 50 altınlık opsiyonun kullanması tavsiye edilir diyor. Yiyecekleri daha sık toplamak, yiyecek toplamaktan daha fazla şans elde etmek demektir gençler. Bilginiz olsun. Ondan sonra kahraman yarışı için ejderha yetiştirmenin en iyi yolu. Evet, burası çok önemli gençler. Ejderhaları yetiştirmenin en iyi yolu terra artı terra, yani toprak ve toprak kullanmaktır. Birçok deneme, başarısız deneme gerektirebilir yani. Birçok deneyeceksiniz, olmayacak. Fakat burada söyleyeceğini kısa sürede söyleyeyim ben size. Normal 30 saniye sürüyor bildiğiniz gibi. 3 tane habitat var ve 30 saniyede 3 tane yapıyorsunuz ve tanesi 10 saniye falan geliyor. Yaklaşık 1 dakika içinde 6 kere dönüyorsunuz. 10 dakika içinde 60 kere dönüyorsunuz gençler. Bunu unutmayın. Ve her birinin için 30-40 kere kadar üretmeyi bekleyin. Yani 30-40 kere denemenizde size kesinlikle bir şu üründen verecek. Yaprak üründen verecek. Ejderha yetiştirin yolu.
Uzun vadeli hedefler, ödüller, anketleri tamamladıktan mücevherler aracıyla kullanılabilir. Oldukları mevcut 3 üreme alanının kilidini açmaya çalışın diyor. Bu da ne demek oluyor? Daha sık üreme, üremeden alma şansı daha fazladır diyor yani. Uzun çiftleştirme vermek yerine kısa çiftleştirme verip tekrar deneyin diyor. Bu şeyi kazanmak için gençler. Kahramanlık yarışı görevleri ejderhaları taramanın en iyi yolu. Bu ne demek oluyor gençler? Yumurtadan çıkarttığınız zaman size bir çiçek veriyor ve bu çiçek de tur atlamanızı sağlıyor. Ejderhaları yumurtadan çıkartmanın en iyi yolu yetiştirdiğiniz terra artı terra yani toprak ve toprak kullanmaktır diyor. Yine birçok deneme ve başarısız girişimler alacak ancak birden fazla öğe almanın en hızlı yolu. İlk defaya kadar yumurtadan çıkarmayı bekleyin diyor. Yani 30-40 defa denedikten sonra kesinlikle bir tane alacaksınız diyor. Bu en fazla şekilde. Bilginiz olsun. Çok denemek gerektiriyor. Aksi takdirde daha yavaş olan bir yol olan öğeyi garantilemek için diğer uzun yumurtaları kullanmaktadır diyor. Ancak diğer oyuncular sizi geçebilir. Yani bu şekilde yaparsanız oyuncular sizi geçebilir ve siz çok geriye düşebilirsiniz. Yani bu hızlı hızlı yaparsanız eğer daha hızlı bir şekilde önlerine geçebilirsiniz demek oluyor. Şimdi kahraman yarışı görevleri için ejderhaları beslemenin en iyi yolu diyor gençler. Ejderhaları beslemenin en iyi yolu öncelikle görevlerde yumurtadan çıkardığımız ter ejderhalarını kullanmaktadır diyor. Yani bu çıkardığınız ejderhaları bir habitat koyup o ejderhaları oraya koymanız gerekiyor gençler. Ancak bu taktiği kullanmadıysanız başka bir seçenek düşük seviyede elleri olan ejderhaları güçlendirmektedir diyor. Ejderha seviyesi ne kadar düşükse o kadar az yiyeceğe mal olur. Ancak ürün almak daha fazla şans alır. Seviye 1 ejderhaları güçlendirmek için seviye 6'ya kadar çok az yiyecek alırım. Ancak 5-6 ürün verebilirim diyor. Ya bu da demek oluyor ki ne kadar az yemekle ne kadar fazla böcek elde edebilirsin bunlardan bahsediyor. Yemeğim yok diye geçinen arkadaşlar varsa eğer bu şekilde oluyor. Kahraman yarışlarında ejderhalar savaşmanın yolu diyor. Ejderhalar savaşmanın en iyi yolu kendinize bir sonraki savaşın ne zaman olduğunu hatırlatan bir zamanlayıcı ayarlamaktır diyor gençler. Yani bu da demek oluyor ki bir savaş yaptıktan sonra mesela 3 saat veriyor. Telefonunuzu alarm kurup tekrar girip 3 saat sonra savaşıp çıkmanız gerekiyor. En hızlı bir şekilde, en kısa şekilde bu şekilde gerçekleşiyor. Hangi savaşın en uzun süreceğini görmek için yukarıdaki bilgileri kullanın diyor. Popüler bir taktik mücadele etmek için uzun süre savaş sahipken ücretsiz spininizi kullanmaktadır diyor. Ücretsiz, yani bu ne demek oluyor? Ücretsiz şark verdiği zaman bekleyin diyor. Hani en zor görevde kullanılın diyor. Ücretsiz spin garantilerini kullandığında en az bir görev otomatik olarak tamamlanacaktır. Bunu en uzun savaşa karşı yapmak en çok zamanı kazandırır. Yani son iki savaşınız kaldı. Birinde 1 saat, birinde 3 saat istiyor mesela. Sen bir savaş varken kullanırsan, bir saatlik savaş varken kullanırsan 3 saat beklemek zorunda kalacaksın. Ama bir saatlik savaşı bekleyip yaparsan eğer 3 saatlik savaşı geçmiş olacaksınız gençler. Bu şekilde oluyor. Evet gençler, umarım izlerken keyif almışsınızdır ve size bir şeyler katabilmişimdir, bazı şeyleri öğretebilmişimdir. Sorduğunuz, merak ettiğiniz şeylerin cevaplarını verebilmişimdir. Bu bilgiler işinize yaradıysa aşağıya teşekkür edebilirsiniz veya kalp bırakabilirsiniz. Bu tarz bilgi videolarında, oyun videolarının devamı için kanala abone olup bildirimi açarsınız. Ve bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim gençler. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.